Bugün davul piyasaları ve güncel gelişmeler söyleşilerimizin tam 20.si. İnşallah 20.sini gerçekleştireceğiz bugün. Engin Koçak'la beraber. İnşallah. Evet Engin, piyasalarda biraz yükselme var galiba. Başka gelişmeler de var. Seni dinliyoruz. Ne diyorsun? Ya herkesin işleri şu an tıkırında. Tankerler de iyi, büyük tonaj da iyi. Bir tek COSDR'de sıkıntı var. Nehir bile geçen ay Nehir sunumunda, Nehir sayfalarında tam böyle şeydeydik hatırlıyorsanız. Yani bu noktadan sonra son 2 yılda dep düşüş olmuş dediğimiz noktadaydık geçen ayın başında. Ki toplantıda o bile oradan o kadar düşmedi. Aksine hareket etti. Ya da çok daha az ufak bir şey düşüş gerçekleştirdi. Aslında çok da konuşulacak da bir şey yok. Yani çok yeni yeni toparlanıyor her şey. Bir şeylerin başındayız. Biraz gecikti. Benim tahminimden büyük tonajın toparlanması birazcık daha geç olmaya başladı ama çok hızlı toparlanıyor şu anda. Onu da LinkedIn'de falan da yazmıştım. Yani o birazcık supraların gazıyla devam etti. Normalde işte Capesize'dan Panamax ve Ultramax ondan sonra işte aşağıya doğru silsile şeklinde gitmesi gerekirken bu sefer küçük tonajın çok büyük desteği oldu. O da benim aklıma büyük tonajdaki kiracıların acaba yapay olarak bir navlunlarda baskı mı yarattığı konusunda bir şey yaptı. O tabii kimisine tam o büyük tonajlı uzmanı olmadığımız için çok da komplo teorisine girmeye gerek yok. Ama orada bir anomali vardı. Şimdi hepsi düzeldi. Hepsi teker teker yukarıya doğru yönelince tabii bütün Baltic Dry Index de yukarı doğru gidiyor. Ben o zaman şöyle sunuma başlayayım. Evet, lütfen. MTA'lardan kısaca bahsedeyim. Ondan sonra bir konuğumuz varsa o şey olur. Şu ekranı bir paylaşalım her zamanki gibi. Görünüyor mu? Görünüyor herhalde. Görünüyor, Engin. Başlayalım. Önce işte şeylerden başlayalım. Birazcık yazılı kısımlardan başlayalım. Sonra görsellere geçeriz. Şimdi son 2 aydır, hatta son 3 aydır benim söylediğim şey ve benim piyasadan duyduğum şey yani Yeni bir piyasa tanesi. bu piyasadaki nasıl söyleyeyim size haber kaynaklarından aldığım izlenim bunun piyasanın aslında hani resesyona falan çok girmeyeceği ya da resesyondan bir şekilde kaçınacağı şeklindeydi. Şimdi bu ay daha fazla insan resesyondan bahsetmeye başladı tekrardan ve enflasyon da tekrar yukarıya doğru gitmeye başladı. Mesela Euro bölgesinde çekirdek enflasyon %5,6'ya çıktı. Manşet enflasyon da %8,5 ile beklentinin çok üzerine çıktı. Bu böyle olunca Avrupa Merkez Bankası hemen açıklama yaptı. Ben faizleri arttıracağım. Gerçi onlar faiz arttırma şeysinin başındalardı daha. Furyasının başındalardı. Bunların olması normal ama en başından beri daha olumlu konuşuluyordu. Bugün de hatta olumlu konuşmuş. Bugün sabah saatlerinde bir Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden bir tanesi olumlu konuştu. Yani biz bu faizleri arttırarak enflasyonu aşağı doğru indirebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Bakalım göreceğiz. Şu anda ortalık karışık. Biraz toz Avrupa merkezinde tozun hala havada olduğunu söyleyebiliriz ve görüşü kısıtlıyor. Almanya'da da mesela enflasyon yine beklenmeyecek şekilde gıda fiyatlarıyla birlikte artmış. Bunu takip ettik. Bu da Avrupa Merkez Bankası üzerinde bir baskı oluşturacaktır. Ama dediğim gibi o illaki bekleniyordu. Ayrıca Almanya gibi büyük bir ekonomi, dünyanın önde ekonomilerinden bir tanesi %0,4 küçüldü. Bunda enerji krizinin de bir tesiri var. O enerji krizinin bir sonraki slaytta göreceğiz etkisi azalmaya başladıysa da sonuçta geçen yılın üzerinde bir baskıdır. Bu baz etkisi olacaktır. Karadeniz Akdeniz ekonomisi için hep ne diyoruz? Bizim ülkemizdeki büyüme yani bizim ülkemiz %3-4 büyüdüğü zaman Karadeniz Akdeniz piyasası, Doğu Akdeniz piyasası, Koster piyasasında bir navlun olur. %6-7 büyüdüğü zaman başka bir navlun olur. Bu çok göz önünde olan bir gerçektir. Şimdi Türkiye ekonomisi 2022'de %5,6 büyümüş. Fakat şimdi deprem gerçeği var maalesef. Bu arada sözü onunla başlamak lazımdı ama o depremde hayatını kaybeden
Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere de Allah'tan sabır niyaz ediyorum. Onu da söylemiş bulunalım. Bu depremin aynı zamanda ekonomimize de negatif etkisi var. Büyümenin %1'ini götüreceği söyleniyor. Resmi açıklamalara göre 2023 yılında büyüme %2.8'e düşecek. Tabii bu sonradan yukarıya doğru revize edilebilir ama yani Türk çelik üretiminin bir sonraki slaytta da var. %15-20'sinin döndüğü bir bölgede, çok ciddi bir tarım üretiminin olduğu bir bölgede, ciddi bir gübre üretiminin olduğu bir bölgede böyle yıkıcı bir deprem olması, o tesisler ayakta kalsa bile oradaki beşeri sermayenin üretime katılamayacak olması için o veya bu sebepten çok büyük bir tesiri olacaktır. Bu da bu ülkenin büyümesi de Doğu Akdeniz'deki Kosterna Avlu'nun büyümesine, gelişmesine o şekilde sirayet edecektir. Geçiyoruz uzaklara. Çin Halk İstatistik Bürosu resmi PMI'yı, bu satın alma yöneticileri endeksi her seferinde açıklıyoruz. Bu büyümenin, imalat büyümesinin öncü göstergesi. Fabrikalara soruyorlar her ay, bu ay daha fazla satın alma yaptınız mı, yapmadınız mı? Onun çeşitli anketleri var. Eğer bu anket sonucunda 50'nin üzerinde bir rakam çıkarsa imalat büyümesi aktivitesinin büyüdüğü ortaya çıkıyor. 6 çıkarsa daraldığı artık ortaya çıkıyor. Bu üst üste birkaç defa daralmaya da büyüme şeklinde gelirse reel büyümeye de tesirini hemen görmeye başlıyorsunuz. Şimdi Çin'de PMI Nisan 2012'den beri en yüksek seviyeye çıkmış. İmalat PMI 52.6 ile. Hizmet ve inşaat sektörlerinin nabzını tutan imalat dışı PMI de 56.3'e yükselmiş. Bu bayağı bir zaman, hatta şeyin de altına, 50'nin de altında seyretmişti. Son dönemde özellikle pandemiden sonra. Şimdi burada çok ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bu büyük tonajında zaten artışının göstergesi. Yani bugün Supramax'ların ve Capesize'ların, Depanamax'ların artışı uzak doğu rotalarında oluyorsa Atlantik'te ve artış var. Güney Amerika'dan Avrupa'ya çıkışlarda artış var ama dikkat ederseniz, rakamlara bakarsanız günlüklere Güneydoğu Asya bölgesindeki navlunlar genel ortalamanın altında olmakla beraber artış yüzdeleri çok daha yüksek. Bunu da buradan zaten sağlamasını almış oluyoruz. Son olarak da küresel büyüme ile birlikte görülen toparlanma ile beraber uluslararası finans enstitüsünün verilerine göre borç yükü, küresel borçlar düşme eğilimi göstermiş. Bu denizcilik için neden önemli? Yani küresel borçları biliyorsunuz, borçların artması, borç yükünün artması şey için, küresel büyüme için ve şirketlerin sağlığı açısından negatif algılanıyordu ve bunun bir risk faktörü olduğu söyleniyordu. Şimdi sürpriz bir yerden gelmiş olsa da bu mesele, sürpriz bir noktadan bu yere çıksak da, bu ileride de bir takım pozitif yorumların, yani şu an için erken ama ilerisi için de pozitif bir takım yorumların ve büyüme açısından pozitif bir konumda olacak şirketlerin pozitif bir konumda konumlanmasını sağlayabilecek bir durum. Bakalım bu nereye gidecek? Bu ufak bir not ama enteresan, böyle yani uzakta görünen bir ışık gibi bunu alabiliriz. Hızlıca MTA'dan bahsedeyim. Şimdi bu Rusya tekrar tahıl koridoru anlaşmasında ayak sürüyor. Kendi üreticilerinin menfaatleri de göz önüne alınırsa uzatacağını söylemiş. Artık onu tahıl uzmanları söylesin, o ne demek? Yani şu anda Rusya ihracatında ne gibi engeller var? Yani tabii ki bir takım engeller çıkartıyor. Rusya'nın her türlü ihracatını kimse Rusya'nın malını almıyor ama yani bunlar büyük ihtimalle gayri resmi engeller. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Netice itibariyle Koster'i bu niye ekti desin? Değil mi? Yani tahıl koridoru zaten sadece Handysize'de gidiyor. İşte tam da bu sebepten ötürü eğer tahıl koridoruna ben müsaade etmiyorum artık Rusya derse alternatif rotalardan çıkışlar çok yoğunlaşacaktır. Demir yoluyla Ukrayna malını mücavir ülkelere ulaştırmaya çalışacak ve oradan Baltık'tan tutun da yine işte Sulina'ya, Romanya'ya, hatta Bulgaristan'a yönlendirmeye çalışacaktır. Bu da Kosterna navlularını ve o bölgede özellikle Sulina'dan içeriye gidebilecek gemilerin navlularını, hatırlayın,
ilk Ukrayna krizinden sonraki noktalara çekecektir. Aynı zamanda Rusya'dan çıkışlar da artacaktır. Oraya gidebilen gemilerin de navlunları çok artacaktır. Yani bundan tam olarak bir sene öncesine döndüğümüzü düşünün. Öyle bir durum yaratacaktır bu. Onun dışında MTA'da söyleyebileceğimiz geçen seneki rekor hasattan sonra bu sene birazcık daha düşük hasat bekleniyor Rusya'da. Aynı zamanda bu arada Rusya geçen sene yaptığı gibi belli bir süre sonra ihraç edeceği 25,5 milyon ton tahıl ihracatı kotasını senenin yani tahıl senesinin son 4 ayında yine belli şirketlere dağıttı. Yapılan yorum ne? Zaten bu kadar ihraç edilebilirdi. Kota konulması aslında bir negatif durum değil. Ha, şirketler kendilerinin ne kadar alabileceklerini bildiler. O kadar ama zaten ihraç edilse bu kadar edilirdi. Çok da büyük bir tonaj sıkıntısı yaratmayacak bu Coaster ve yük akıları. River Type'a özellikle yük akışları açısından. Doğalgaz fiyatları düşüşe devam etti Avrupa'da. Bu dediğim gibi daha önce yüksek olan doğalgaz fiyatlarının büyümeye negatif tesirini ve enflasyona negatif tesirini şu anda yaşıyoruz. Az evvel söyledim. Şimdi bu düşüşlerde 1-2 ay içerisinde kendisini gösterecektir. Bugünkü açıklamada o eksende 10 bin varilde olmuş olabilir. Bu da önemli bir ipucu. Çelik piyasasına gelirsek, şimdi Türkiye'nin bakın toplam çelik üretiminin %25 ila 30'unu oluşturan bölgede çok büyük bir deprem oldu. Hemen üstteki bilgi de Eurofer'e göre Avrupa'nın en büyük nihai çelik ithalat kaynağı Türkiye oldu. Şimdi İskenderun'dan çıkan yükleri de biliyoruz. İskenderun'dan Güney Avrupa'ya çıkan yükleri de. Şimdi bu deprem bizim oradaki gücümüzü etkileyebilir. Bu durumda zaten çeliğin şu anda Karadeniz'deki konjonktürden dolayı Kostel navlunlarına destek veremediğini ben anlatmıştım. Anlata gelmiştim. Bir de bu deprem olunca bir önümüzdeki birkaç ayda çelik sayesinde kazanılan paraların düşeceğini düşünürsek orada da deprem kostelcilere tesir eden negatif bir tesirde bulmuş diyebiliriz. Evet. İsfix, İstanbul Namlulu Endeksi. Diğer herkesin birazdan göreceksiniz şeyleri iyi, performansı iyi. Fakat İstanbul Namlulu Endeksi ancak yataylayabildi. Onda da az evvel saydığımız mikro ve makro göstergelerin çok tesiri var. Hele bu depremin de tesiri olacak. Şu anki konjonktürün de tesiri olacak. Normalde artık buradan toparlanması lazımdı ama diğerlerinin arkasından gidecektir diye umuyoruz. Ama dediğim gibi Karadeniz'in kendisine has bir şu anda durum var. Aslında son birkaç senedir böyle. Bu bizim verimiz, grafiğimiz. Buradan tabii çok anlaşılmıyor. Burada da yatay konuyu görebiliyoruz. Geçen sene bu araların tam yarısındayız şu anda. Ve geçen sene bu aralarda aslında hayal kırıklığı yaşadığımız bir dönemdi. Şuralardaydık. Yani aslında biz şu anda bir normalleşmeye doğru gidiyoruz. Normalleşme derken İsfix'in öldürmediği ama çok da ihya etmediği dönemlerden çok klasik bir sahne. Tam Noel dönüşü, yeni yıl dönüşü. Buradan nereye gideceğini söylediğim gibi konjonktür belirleyecek birazcık da. Yakıt fiyatları yatay seyrine devam etti geçen toplantıdan beri. Çok büyük bir değişiklik yok. Bu durumda navlunlar da dolar bölü ton cinsinden çok fazla yakıta duyarlı olarak hareket etmedi. Şu an ufak bir toparlanma olmasına rağmen dediğim gibi her yerde uniform bir dağılım olmadığı için navlunlar yatay seyrediyor. Bunu nehir tiplerine girersek Azov, Karadeniz, nehir deniz tipi 3000 ton ve 5000 ton için düşündüğümüzde Engin Beylerin tonajı. Geçen ay tam olarak şuradaydık. Geçen ayın başında tam şuradaydık. Buradan artık düşecek demiştik ama düşmedi. Sonra bir yukarı devam etti. Yani burada düşmeye başlar diye düşünmüştük. Devam etti. Ondan sonra da yatay devam ediyor. Şu aralar bir düşüş söz konusu. Kotalar dağıtıldı. Artık geleneksel olarak biz yeni hasatla eski hasat arasındaki o sakin olan 1-2 aya giriyoruz. Bir de Ramazan ayı girecek araya. Buradan tabii bir takım düşüşler beklenebilir. Geçen seneki şu yükseliş
Aslında Rusya-Ukrayna savaşından sonraki ani yükselişti. O da normal bir şeye şey yapmıyor, tekabül etmiyor. Bundan sonraki birazcık daha farklı bir şekilde. Tabii burada da yine Rusya derse ki ben tahıl koridorundan çekiliyorum, bu navlunlar normal bir hareket. Buradaki öngörüldüğü gibi düşüş trendinde ya da buradaki gibi ani bir yükseliş şeklinde olmayacaktır. Yine duruma göre şekillenecektir. Yani ben çıkıyorum derse yine bence çok ciddi bir yukarıya doğru burada şeyin dışına bile çıkabilir. Skalanın dışına bile çıkabilir. Duruma göre. Avrupa'da durum navlunlar son bir iki haftada bir böyle bir toparlanma sinyali verdi. Bu BMTI'nin raporu, Avrupa Kısa Mesafe Deniz Endeksi. Onun dışında ama Baltık'taki navlunlar düşüşte şu anda. Zaten orada konuştum yani Baltık'a, kontinente giden armatörlerle konuştuğumuz zaman gidişte dönüş aşağı yukarı aynı paraya geliyor ve nasıl söyleyeyim, daha iyi paralar kazanılabilecek rotalardan birisi değil. Eskiden iyi paralar Türkiye'den Avrupa'ya, Avrupa'dan Türkiye'ye gelişlerdi, o rotalardı. Fakat artık şu anda öyle değil. Avrupa'daki durumların da az evvel söylediklerimi üst üste koyarsanız, yani bu enflasyonun stagflasyona doğru gitmesi, faizlerin artacak olması, maliyetlerin artması, enflasyonun rekor kırması gibi durumlar aslında kendisini buradaki kostlar ticaretinde de gösteriyor. Doğalgaz fiyatlarının düşmesiyle daha rekabetçi gübre fiyatları çıkması durumunda gübre ticaretindeki artışlar orası için önemli, Baltık ticareti için. Gübre ticaretindeki artışlarla iyi bir belki bir iyileşme trendi yakalanabilir. Umuyoruz şuradaki ufak hareket devam eder. O bize de yansıyacaktır. Büyük tonajla devam edeyim. Şimdi büyük tonajda ne oldu? Durum şöyle cereyan etti. Sene başında biz düşeceğini şuraya kadar, şuradaki düşüşü, şuradaki yatay bölgeye kadar biz bunu tahmin etmiştik. Ondan sonra bir toparlanıyor gibi oldu. Dedik tamam, tahmin ettiğimiz yerde toparlanıyor fakat toparlanmadı. Sonra tekrar bir aşağıya doğru gitti. Baltic Supramax Endeks bu. Baltic Dry Endeks'te bakın tam şu nokta çok enteresan bir noktadır. Buradan artık toparlanacak demişken düştü. Ondan sonra ama Supraların öncülüğünde, aslında Supra ve Handy'nin öncülüğünde, bakın 15 Şubat'tan sonra, şurası da 15 Şubat civarı, burası toparlandı. Capesize ve Baltic Dry Index neden sonra toparlandı? Şu anda geldiğimiz noktada Baltic Dry Index 1 Şubat'ın %71 üzerinde, %71 üzerine koymuş durumda. Handysize %32, o biraz geriden geliyor. Dolayısıyla Koster de geriden gelecektir. Baltic Supramax Endeks de %75 üzerinde. Ha, burada nedir benim uyarım? Resesyon, enflasyon ve stagflasyon konuları netleşemediği için navlunlar bocalayabilecektir. Benim düşüncem bu 1500-1600 bandına göre doğru Baltic Dry Index çıkacaktır. Şu zirvenin tam biraz altına kadar. Ama genellikle orada çok uzun süre kalmıyor. Ondan sonra da duruma göre, yani yine konjonktüre göre ya düşecektir ya da orada birazcık kalıp yine düşüp ondan sonra yaz dönemine girecektir. Efendim. Burada şimdi bu büyük tonaj için yani biz pandemi dönemini bir an için unutursak pandemi öncesindeki senelerde bu Şubat ortasından sonra Mart ayında filan zaten bir artış olmuyor muydu? Yanlış mı? Evet, yani bu mevsimsellik ama bu da geç Mevsimsel. kaldı. Değil mi? Yani benim şu, bakın şu o mevsimsellik tam şu nokta, şurada da şu noktaydı. Hem de yine buralarda seyrediyordu yatay, onu çok göremiyoruz ama biz artık burada bakın toparlanacak diyorduk. Aslında bunun böyle gidiyor olması lazımdı. Yani 30 Bizim Ocak'ta mevsimsellik. okumuştu, 15 Şubat'tan sonra başlamış yani yükselme. Evet, yani şeye göre bence bir anomali. Yani o iki hafta bir şey oldu. Çünkü supralar dinlemedi orayı. Benim her gün baktığım için ben öyle gördüm Bir de belki de. Çok mikro bir şey söylüyorum. Çin'de bir hareketlenme raporları geliyor. Yani büyük tonaj içinde bu bir umut anladığım kadarıyla ama benim haberlerde gördüğüm şu anda hizmet sektöründe Çin'de bayağı bir yükselme var.
Evet var ama imalat sektöründe de gözüküyor. Yani yavaş yavaş onlarda bir takım Hayır. teşviklerle. Bunun iç piyasaya doğru mu bir hareket var yoksa Çin'de? Sen ne görüyorsun o konuyu? Yani çünkü Çin Konteyner. ilacatçıdır aslında ama sanki böyle hizmet sektörü yükseliyor deyince hani benim aklıma acaba iç piyasa mı Çin'de daha bir hareketlendi? O hizmet sektörü şeysinde bir de inşaat da var zaten. Dikkatinizi çekersek. Yani hizmet artı inşaat, imalat dışı. İnşaat da şey olunca da evet yani inşaatın da bu kadar hızlı artması büyük ihtimalle o da inşaatla artıyor zaten. İç taleple ilgili bir şey. İnşaat diyorsunuz tamamen iç taleple ilgili bir sektör. Bütün ülkelerde ihraç edilebilen bir mal değil. O yüzden ithalatla ilgili ve içteki çelik ve çimento üretimi, imalat malzemeleri üretimi konusunda bir takım artışları getirecektir. Ha, netice itibariyle Çin zaten maskeleri dağıttı. Hani biraz magazinle kaçacak olursak hani bu maskeleri çıkartmanın ya da bu maske sınırlamalarının şey yapılması, çekilmesi, geri çekilmesi durumunun hani ekonomik olarak iyi bir şey anlamına geldiği söyleniyor. Ama o aslında ikinci, üçüncü seviyeden bir sebep. Yani netice itibariyle sadece maskeleri çıkardığı için bir ülkenin ekonomisi iyi olmaz. Birazcık daha açılıp birazcık daha para hareketlerine de ticaret hareketlerine de gebe olması durumunda kaynaklanacak. Ama onu tamamen geride bırakırsak Çin'in şu anda hali hazırda ben artık bundan sonra şey yapamam, bunu tahammül edemem dediğini biliyoruz. Yani ben düşük büyümelerle bunu şey yapamam. Benim rölantide yapmam gereken, rölantide tutmam gereken bir minimum büyüme var. Onu da yapmak için gerekli teşvikleri vereceğim. Senenin başından itibaren Çin birkaç alanda şey yapacağını, gevşeteceğini işleri, elini gevşeteceğini, korumacılığı gevşeteceğini, teşvik vereceğini, destek vereceğini, batanlara koltuk çıkacağını, çıkanlara da daha iyi destek vereceğini mealinde birkaç tane açıklama yaptı zaten. Onların da yavaş yavaş sonuçları ortaya çıkıyor. Evet, yani sen mevsimsellik dışında da bir yükseliş bekliyorsun. Mevsimsellik dışında da yani zaten kendisini gösteriyor ama işte hala daha ortada bir şey var. Yani ben birkaç aydır diyordum ki herkes resesyon diyor. Ama enflasyon onu söylemiyor. Enflasyon kontrol altına alınmaya başlandı. Faiz arttırımları öyle 3-5 puan yani 300-500 bas puan değil. 50 bas puan 50 bas puana döndü. Bunlar söylenirken birileri resesyon diyordu. İnandırıcı olmuyordu. Şimdi resesyon diyenler ortada yok. Yani uzmanlar ortada yok. Resesyon olabileceği tahminleri 2023'ün ikinci yarısına taşındı. Sene başında hatırlayın biz ikinci yarısına kadar sıkıntı yaşarız. Ondan sonra toparlanacak diye konuşuyorduk. Şimdi de herkes resesyon konuşmaya başladı. Bu sefer ben niye birazcık bir adım durdum? Yani gidiyordum ben. Yok resesyon falan. Enflasyon rakamları, faiz arttırımlarına, enflasyonun faiz arttırımına karşı verdiği karşılık yani o tedaviye cevap verme durumu öyle demiyor diyordum. Şimdi yine enflasyon rekor kırmış. Yine efendime söyleyeyim faizleri arttırmaya devam edeceğiz sinyali vermek zorunda kalınmış. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankacılar, şeyler, yatırım fonları ikinci yarıdan sonra resesyon öngörmeye başlamış. Bir Ya takım işçi göstergelerle. çıkartıyorlar zaten yani. Hala Efendim? işçi çıkartıyorlar. İşçi çıkartmalar var. Bu sefer birileri bu sefer resesyonu eskisi kadar çok fazla söylemiyor ama rakamlar bu sefer bir garip bir resme şey yapıyor, dalalet ediyor. Böyle bir durumda da ben ortalığı biraz toz duman görüyorum. Yani ben dikkatinizi çekerse insanların ağzındakine değil, raporlardaki rakamlara dikkat etmeye çalışıyorum. Özellikle Avrupa'da açısından sıkıntı görüyorsun. Tabii yani sıkıntı zaten kendisi. O orada her zaman vardı ama orada da söylenen şey Avrupa Birliği'nde de enflasyon kontrol altına alınmaya başlamıştı. Üst üste Almanya'nın büyümesi negatif geldi. Bundan sonra da negatif gelebilir. Biz resesyona gireceğiz. Girdik şey yapamıyoruz. Enflasyonla başa çıkamıyoruz. Buna üst üste koyarsanız ben endişelenmeye başlıyorum. Ama birisi çıkıp da resesyon olacak ama PMI'lar 55. Almanya %3 büyüyor. İşsizlik kontrol altında.
enflasyon da düşmeye başladı deyince hangi ne resesyonu diyorum ben de. Bir de Çin'den Avrupa'ya artık çok uygun fiyatlarda konteyner var. Bu da bizim buradaki deniz trafiğini etkileyen bir şey herhalde, değil mi? Koster açısından değerlendirilmiş. Yani şöyle, şu anda ben kendim gemi alım satım brokerliğinden bildiğim kadarıyla ortalıkta çok fazla konteyner gemisi var. Feeder type, 1100 TEU, 700 TEU. Bu TEU'lar işte tam Koster'in yüklerinin büyük hub'lara taşındığı gemiler. Şimdi bunlar önümüzdeki 3 ay içerisinde seri şekilde kiralardan çıkacaklar ve çıktıkları kiralar bir örnek vereyim. Türk yapısı 1100 TEU'luk bir geminin kirası şu anda 22.500 dolar. Nisan ayında veya Mayıs ayında kiradan çıkması bekleniyor. Çıkar çıkmaz çok büyük ihtimalle yarı fiyatının altında bir fiyata kiralanacak. O da zaten gidiyor dry dock'a. O zamana kadar o kirayı sürdürüp ondan sonra satışa koyacaklar. Kirası biteninde satışa koyuyorlar. Çünkü zaten o 99 atıyorum 2006, 2003 99-2005 arasındaki konteyner gemileri diyelim. Bu son iki senede öyle paralar kazandılar ki yani normalde belki satılıp uzak doğuya gönderilecek. Başka dünyanın hani substandard piyasalarına gidecek gemiler. Orada Akdeniz'de, Karadeniz'de, kontinentte kiralandı. Çok ciddi kiralara kiralandı ve ömürlerinin sonbaharında bir defa daha kendilerini kazandılar. Artık armatörlerin umurunda değil. Şimdi onlar bir de ucuz fiyatlara el değiştirirse feeder piyasası da kötü. O büyük oyuncular da feeder piyasasında ila nihaya kalmayacaklardır bu fiyatlarla. Şey yapacaklardır. Yine general kargonun girdiği yerlere gireceklerdir. Doğal olarak yani general kargo çekecektir konteyner bu ucuz fiyatlara. 300 dolara şeyden şeye çıktı ya. Marine trafikte gemi bakarken reklam çıktı dün. M ile başlayan büyüklerden bir tanesinin 300 dolara Mersin'den East of Suez'e gittiği ilanı var yani. Bu böyle olunca dediğim gibi yani konteyner fiyatları da yani bir konteyner alabileceği general kargolara da yönelme olacaktır. Yani general kargocular konteynercilerle konuşacaktır bu konuda. Şey mikrofonumuz kapalı. Mikrofonunuzu ben duyamıyorum ya da sizi. Bir de Rusya'nın kutu anlaşması ilgili şu anda hayatımdan bahsettim. Nasıl duyamadım. Rusya'nın diyorum kutu anlaşmasıyla ilgili olarak ayak sürdüğünü söyledim galiba. Evet evet. Ya benim anladığım kadarıyla yani uzun zamandır Rusya kendi tavuğun ihracatında sıkıntı çekiyor. Aynı Rus tavuğu. Biraz mikrofona yaklaşabilir misiniz? Çok gidip geliyor da ses. Şu anda nasıl? Duyuyor musun? Şu an iyi, evet. Evet, yani Rusya'nın kendi tavuğun ihracatında sorun olduğunu söylüyor Rusya. Acaba hani Azak'tan değil de o Ukrayna'dan aldığı limanlardan mı çıkaramıyor acaba? Bilmiyorum yani. Bir şikayeti var. Dingin de bize söyler. O da söyler herhalde ama evet. Rus kendi tavuğunu çıkartmakta beyan etti yani. Yani Rusya'nın o şikayeti bu ilk kez değil. Bir önceki tahıl koridorunu ama Azak'tan çıkartıyor. Azak'tan çıkartıyor ama acaba Ukrayna'dan işgal ettiği yerlerden mi çıkartamıyor? Onu mu söylemeye çalışıyor acaba? Çünkü tek konu o benim anladığım kadarıyla. Yani yok yani ben Rusya kaynaklı her şeye olduğu gibi tahıla da büyük ihtimalle engel çıkartıyorlar başka ülkelerde. Atıyorum yani Avrupa'ya satamıyor tahılını. Yani Avrupa evet. Niye alsın? Ayrı bir mantık da. Yani Avrupa bir şekilde bir yolunu bulup almayacaktır Rusya'dan hiçbir şey. Bir de başka ama bir konu. Gidip Ukrayna'dan alacaktır. Ukrayna'dan çıkan malın yüzde kaçının Avrupa'ya gittiğini biliyoruz. Zaten Rusya da ona şikayet ediyor. Yani siz buradaki tahıl koridorunu onun şikayet ettiği nokta ne? Et dile getirdiği. Tahıl koridorundan çıkan malın yüzde beşi mi onu mu gelir olarak düşük yani açık söyleyelim fakir
sayılabilecek ülkelere gidiyor. Ya da buğday olmayan ülkelere gidiyor. Hayır, Ukrayna'dan çıkan mal Avrupa'ya gidiyor. Ukrayna'dan çıkan mal alım gücü yüksek, petrolü olan, doğalgazı olan, onun karşılığında tahıl alan ülkelere gidiyor. Benim de müşterim onlar. Yani. Evet. Şimdi öyle bir şikayeti var. Tabi bu arada Rusya'nın yaptığı bir uygulama daha var. Senin ondan haberin vardır mutlaka. Yani Azak'ta Aralık ayından beri bekleyen gemiler var. Yüklü vaziyette ve Kerç'ten geçişine bir şekilde izin verilmiyor. Torbalı yüklerde duydum ben onu. Valla tanker de var. Gaz da var. Hadi gaz Kerç Köprüsü sıkıntı olmasın diye belki dedik ama galiba başka bir durumlar var. Bilmiyorum. Yani gemilerin orada Aralık ayından beri durması benim bildiğim, duydum en az 7-8 gibi. Yani bilmiyorum. Engin mutlaka konunun içerisinde. Ya o şöyle bir şey var yani özelde ben bilmiyorum o konuyu. Özelini bilmiyorum. Fakat yani böyle bir şey var. Azov şu anda de facto Rus gölü. Tamam, hayır, yüklüyor. Yükledikten sonra izin vermiyor geminin geçmesine. Rusya'dan yani, yüklüyor de facto. Evet, Rusya'dan yüklüyor. Tamam, yani çok büyük ihtimalle şey Rusya'nın kendi içerisindeki bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Valla çeşitli kararlı söylentiler var. Mesela şimdi mesela amonyum nitrat yüklü gemi efendime söyleyeyim Moldova'ya gidiyorsa tutuyorlarmış. Yok neymiş oradan Ukrayna'ya gidebilirmiş. Yük filan bir takım söylentiler var. Ama ne nedir tam anlamadım. Yani hadi amonyum nitratı tuttun da niçin gemide tutuyorsun? Niye boşaltmıyorsun? Niye gemiyi serbest bırakmıyorsun? Tankerler var. Hani yani neden tankeri tutar içinde? Ne taşıyor ne yani? Yani şey gaz tankerleri amonyak taşıyorsa bırakmayabilir. Üre gidiyor bir tamam, yerlere. Tamam. Geri de boşalttırmıyorlar. Bilmiyorum ne. Onu açıp sorabiliriz yani ama şimdi taze bilgi olduğu için ben de tam böyle şey yapamadım. Mesela bir ada gemisi var orada tanker. O bekliyormuş Aralık ayından beri. Anlatabiliyor muyum? Başka bir gemi daha var. Yüklemiş. Eften piften nedenlerden tutuklandı mutuklandı deniyor. Yani ben tutuklanma nedenlerini duyunca şaşırdım. Belli ki yani herhalde demoraj ödememek için filan öyle bahaneler çıkıyor anladığım kadarıyla. Böyle bir enteresan bir durumlar var. Bu konuda belki bir kişiye bağlanabilir. Bilmiyorum. Bağlanabilirsek iyi olur. Sen istiyorsan söyleyeceklerini bitir. Bu konuyu bir konuşalım derim. Bir de tabii ben konteynerlerden bahsedecektim. Depremden dolayı da değil mi bizim şu anda kosteri etkileyen bir trafik azalması olmuştur diye düşünüyorum. Yani şu an İskenderun'dan çıkan çelik yani şu anda toparlıyor oradaki çelik sektörü. MMK'da bir şey yokmuş. İstemir'de yüksek fırınlarda bir sıkıntı olmuş. O giderilmeye çalışıyor. Ama oradaki yüksek fırınlardaki sıkıntılar genellikle birazcık zaman alır toparlamak. O bir şey gibidir, inşaat gibidir. O bir kere durdu mu baştan yapmak gerekir onu donarsa. Düğmeyi çevirip tekrar eritemezsiniz içindeki malı. Bir de onları opera edecek insanların hayatta olması olmaması ya da o bölgede artık bulunmaları bulunmamaları çok büyük problem. Zaten orada beşeri sıkıntı var. Bence tesislerde sıkıntı yok. Oranın toparlanması o yüzden birazcık daha zaman alır. %30 evet, diyoruz işte. Şeyi dinledim ben. Uğur darbeleri duydum, dinledim. O da bize biliyorsun bir kere misafir olmuştu. O pek sorun yok dedi demir çelik fabrikalarında. Çimento fabrikaları da aynı şeyi söylüyor. Mesela şimdi onların en çok düşündüğü beton lazım olacak. Bunun için gerekli agrege yani o çakıl diyeyim, mıcır diyeyim. En büyük sorun o diyorlar. Yani onu nasıl tedarik edeceklerini düşünüyor. Yani demir çelikte bir sorun yok anladığım kadarıyla. Bizim çünkü şu anda bence de yok. Şeyde yok. Piyasaya bayağı yok. Demir çelik fabrikaları iç piyasaya çalışacaklar. Belki ihracat konusu sıkıntı.
mutlu olacak belki ama. Yani o bölgede çalışacak, orada da operasyonları insanlar götürüyor. Yani o önemli. Çok büyük bir nüfus boşalması oldu yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani oraya büyük gruplar, ismini lazım değil, Türkiye'nin büyük holdingleri kendi gemilerini getirdiler. Yolcu gemileri. Şunu söylemek istiyorum ben. Yani demir çelik ihracatında biraz azalma olabilir. Azalma muhakkak olacak. Çünkü dediğim gibi oranın beşeri olarak toparlanması. Evet. Yani evet, şöyle de bir şey. Siz beşeri sermayeyi de bulsunuz. Aynen dediğiniz gibi yani bir şekilde orada çalıştırmaya başlasınız her şeyi. Orada bir çok büyük, çok inanılmaz yani 40-50 milyar dolarlık bir inşaat potansiyeli var şu anda. Evet. Tekrar konumuza dönelim. Sen istiyorsan bitir. Sonra bir yok, ben konteynerlerden bahsedecektim. Orada değişen bir şey yok. Aynen yatay, dipteki yatay seyrine devam ediyor konteynerler. Bir iki grafik, zaten grafik göstermeye de gerek yok. Hepinizin malumu. Düşüşten sonra, çok sert düşüşten sonra yatayda devam ediyor. Yani şimdi konteynerde genel sıkıntı devam ediyor şu anda benim anladığım kadarıyla. Evet. Ama şeyde Rusya'dan nehirlerden gelen gemilerde, navlunlarda pek bir düşüş yok. O şu an için yok. Bakalım onu da göreceğiz. İşte bu tahıl koridoru, mahıl koridorunda. Sedat Bey, Engin Bey müsait mi acaba? Onu bağlamak müsait, birazdan bağlayacağız. O da katılacak birkaç dakika. Alalım. Bir de ben şey yapayım. Bir müsaitse şu ada gemisinin işletmesini bir arayayım. Bakalım bağlanabilirsek veya Sedat onu bağlayabilir miyiz? Ben arıyorum, hemen teklif ediyorum. Bir iki dakika yani hemen. Orada Volkan Bey olması lazım benim bildiğim DP'ye veya kim varsa. Yani tamam, ben hemen görüşüyorum. Tamam, bekliyoruz o zaman onu da. Evet. Yani inşallah bu büyük tonajdaki hareket postere de gelir diyoruz ama sen pek içimizi açmadın yani. Yani bizim olayımız bambaşka şu anda. Bu bölgede olan bitenler bambaşka. Yani diğer her şeyi mevsimsellikle bir şekilde tahmin ettik. Bak, iki hafta geciktik ama yine mevsimsellik bizi kurtardı. Ama Koster'de bu böyle olmuyor şu anda. Farklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin, yani Ukrayna Savaşı'nın bizimle de alakası yok. Türkiye'yle de alakası yok. Türk armatörüyle de alakası yok. Avrupa Birliği'nde olan bitenin Ukrayna Savaşı'ndan dolayı o ülkenin, ülkeler birliğinin alım gücüne ve nasıl söyleyeyim, politikasına yansıması bize de yolsu elektrik olarak dönüyor. Yani dönemiyor. Ondan kaynaklı. Engin bağlandı galiba, Engin Bey. Merhabalar. Merhaba Engin. Merhabalar. Evet, bizi yani nehir navlularında biz pek bir düşüş göremedik ama sen ne diyorsun? Bir bu konuda bizi aydınlatıver. Bir de biraz bir düşüşümüz var. Bu nehir navlularında, nehir tonajındaki navlularda bir düşüş yok mu? Biz izliyoruz Engin raporlarıyla. Bir bu konuda senden bilgi almak istiyorum. Bir de ben daha yakın zamanda duydum ama böyle Aralık ayından beri bu Azak Denizi'nde yükleyip tekerçten dışarı çıkamayan yüklü gemiler konuşuluyor. Bu konuda senin bilgin vardır mutlaka. Bizi bilgilendirsen çok seviniriz. Tamam, önce istersen şeyden başlayayım. Bu gemilerle ilgili, bekleyen gemilerle ilgili başlayayım isterseniz. Her gemi için geçerli değil bunlar. Amonyum nitrat yükü yükleyen ya da tehlikeli yük olan gemilerde şu an Kerç Boğazı'nda geçiş yasağı var. Bizim de böyle bir gemimiz vardı maalesef. 55 gün bekledik orada. 55 günün sonunda kiracıyla anlaştık. Tekrardan yükleme limanına yükü geri götürüp tahliye ettik. Ne yük vardı? Ne yüklemiştik? Amonyum nitrat. Yani kömürde, buğdayda veya diğer ürünlerde şu an için problem yok. Sadece tehlikeli yüklerde. Özellikle amonyum nitrat dökme veya big bag'li yüklerde öyle bir sıkıntı var maalesef. Ya big bag'li sırf amonyum nitrat mı? Üre veya başka? Üre de dahil mi buna mesela? Ya, üre şu an için dahildir ama tehlikeli yüke girerse maalesef o bir uygulama var. Sebebini bilmediğimiz, büyük ihtimalle savaşla alakalı ama ne olduğunu kimse daha bir açıklama da yapmadı bu konuda. Ama yükler bu cinsi amonyum nitrat olan yüklerde büyük sıkıntı var. Büyük sıkıntı derken geçirmiyorlar yani.
3 ay bekleyen gemiler var, 2 ay bekleyen gemiler var. Değil mi? Biz de tam 2 ay bekledik. 2 ay sonunda kiracıyla bir anlaşmaya vardık. Yükü tekrardan tahliye ettik. Gemi öyle boşa çıktı. Tabii peki böyle senin gibi diğer gemiler de senin gibi böyle anlaşıp boşaltabiliyorlar mı? Böyle Aralık ayından beri bekleyen gemiler var deniyor ya. Onlar anlaşamıyorlar herhalde bir boşaltma konusunda. Onlar anlaşamıyorlar. Hatta birkaç armatörle görüşüyoruz. Onlar da devamlı kontak halindeyiz. Soruyorlar ne yaptınız, ne ettiniz diye. Onlara da gerekli şeyleri söylüyoruz ama dediğim gibi yani tamamen yükleyici, kiracı ve armatör arasında bir anlaşmaya varıp yükü bir anda tahliye etmelerini öneriyorum onlara. Bunu nasıl yaparlar? İşte mahkeme kararı yapan olabilir ya da başka bir şey olabilir ama kesinlikle izin vermeyecekler tersten çıkmasına. O konuda kesin net bilgim var. Yani bir şekilde o yüklerin geri gitmesi lazım. Demoraj da alamıyorlar duyduğum kadarıyla. Yani... Yok, demoraj force majeure olarak geliyor kiracılar. Hiç kimse o yükünün altına girmek istemiyor. Devletin aldığı bir karar deniyor. Ondan dolayı kimse o yükünün altına girmek istemiyor. Ama biz alabildik mi üstte birini aldık diyelim, öyle söyleyeyim. Evet. Gene problem armatöre ihale oluyor yani. Her zaman olduğu gibi yani. Her şey force, armatör tarafında olduğu zaman her şey force majeure sayılabiliyorsun. Bizim elimizde olan bir şey yok denip armatör de bir an önce gemisini kurtarmak için maalesef belli bir yerden sonra pes ediyor. Ve çünkü kaybeden armatör tarafı olduğu için belli bir yerden sonra artık kırılıyor direnci. O yüzden de yine olan armatör oluyor maalesef her zaman olduğu gibi. O yüzden armatörlere onu tavsiye ederim. Yani kiracı da anlaşıp bir şekilde kangreni kesmek lazım bir yerde. Çünkü bu uzayacak. Ne zaman ne kadar süreceği de belli değil. İşin enteresanı bunu yapmadan evvel bilgi de vermiyorlar ki millet yükü almasın. Daha önce bir yayınlarda da anlattığım gibi yani Rusya'da dediğim gibi kararlar günlük. Yani akşam karar alıyorlar, sabah uyguluyorlar. Yani biliyorsun bundan 2-3 ay önce de yüklü girişleri yasaklamışlardı hatırlarsanız. Akşam karar aldılar, sabah kapattılar mesela. Yani öyle yani. Önceden bir bildirim 10 gün, 15 gün atıyorum, bir ay öyle bir süre vermiyorlar yani. Rusya'da kararlar günübirlik, anlık. Anında uygulanıyor. Ha. Kimsenin yarının ne olacağı hakkında bilgisi yok o konuda. Adam bir gecede buğdayı yasaklıyor. Sabah yüklü olan gemiler limanda bekliyor mesela. Bunun gibi kararlar maalesef öyle evet. Net. Armatör seviniyor. Biraz navlun yaptım diyor. Sonra bir yakalanıyor böyle. Hadi buyurun. Tabii. Aynen öyle. Maalesef dediğim gibi o bölgede kararlar anlık günübirlik. Hatta saatli kararlar bile var. Mesela bu hafta 10 gündür mesela şey başladı şimdi. Mısır'da bir problem başladı. Mısır yüklerinde. Yüklüyorsun gemiyi, bekliyorsun şu an. 5-6 gün, 7 gün. Beklemeler var. Niye bekliyor? Kota konuldu. Kotadan dolayı biraz yavaşlatıyorlar. Çıkışları. Engin, bunlar senin istatistiklerde yok. Yani yok, kota konduğundan bahsettim. Ama bu kotalar genel itibariyle şeye yansımayacak diyordu uzmanlar. Zaten ancak bu kadar iyi. Yavaşlatarak, yüklerini yavaşlatarak bunu bu şekilde absorbe etmeye çalışıyor. Ama buğdayda ve arpada yok herhalde bu, değil mi? Buğdayda falan. Yok yani konuşmayalım da şu an yok. İnşallah olmaz. Olmasın. Aklına getirmeyin diye. O yüzden ya şöyle bir şey var. Mısır kaç yükten bir tanesi Mısır? Kaç yükten bir tanesi derken? Yani ağırlıklı olarak buğday, arpa, yani Mısır daha çok Ukrayna'dan çıkar diye biliyorum. Yani tamam Mısır da üretici. Buğdaydan sonra pahalıda ikinci sırada bu şey Mısır, Rusya'da. Tabii Ukrayna'dan daha çok çıkar ama Ukrayna biliyorsun şu an o kadar yoğun çalışmadığı için Rusya'dan da Mısır çıkıyor tabii. Engin sen de orada çalışan 3000'lik mi 5000'lik gemiler mi daha çok? Yani kaç tonluk o nehirde giden? 3000'lik, 5000'lik. Şu an bizde ağırlık 5000'lik ama 3000'lik gemilerimiz de var çalışan. Yani eğer mahsur yoksa bu kadar beklemeden sonra tamam iyi para alıyorsunuz böyle görüyoruz $70 falan da bunun günlüğü kaça görüyor Allah'ını seversen bu kadar beklemelerden sonra. 3000'liklerde şu an 6-7 bin netten bahsedebiliriz. Bu kadar beklemeye rağmen bunu yakalayabiliyor musunuz? Evet yakalıyoruz. Zaten beklemeler olmasa zaten çok farklı noktalara gider olaylar. 5000'liklerde de 10, 12, 11 o arada. Evet. Engin bu gidişte normal kosterler kesip biçip nehir gemisine çevirecekler gibi. Biraz geç kaldılar abi o iş için. Yani çünkü nehir bu arada nehir gemilerin fiyatları da 3 katı 4 katı artmış durumda.
O yüzden eğer yatırımcı olacak insanlar var, dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu rakamlar real değil, gerçek değil. Yarın bugün ne olacağı belli değil. 1 milyonluk gemi şu an 5 milyona markette. Yani insanlar coşmuş bir durumda. Bu gazıza gelip bu yatırımları yaparlarsa ne olur sıkıntı yaşayabilirler ileride. Ben tarihten, 1 milyon olacağı belli olmuyor ki. Tarihten bir bilgi vereyim mi sana? Şey, tabii. Bu Rusya yıkıldığı zaman bize 100 bin dolara 4 tane gemi teklif etmişlerdi. Doğru. 100 bin dolara 4 tane. Bu arada bekleyen gemiden bahsediyorsun değil mi? Herkes aynı şeyden Ukrayna'dan, Ukrayna'da teklif etmişlerdi. Ondan sonra bir büyüğümüz şey demişti. Ya bunlar nehir gemisi. Denizde izin verilmez bunların gitmesine. Önümüzü kesmişti. Almamıştık. Hala öyle bir şey var. Bunlar nehir gemisi. Kakalak. Bunlarla çalışılmaz. Bunlar yük taşıyamaz. Denizde çalışmaz. İşte tabii. Yani. Öyle bir algı var nehir gemisine karşı hala. Olmasına fayda var bizim açımızdan. Yani birisi öyle düşünecek, birisi böyle düşünecek. Birileri öyle bu ticaret hayatı böyle gider zaten bu işler. Tabii doğru. Neyse, hayırlısı olsun bakalım. Ama yani kostlar açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Bir tek yüzümüzü güldüren nehir gemileri yani şu anda. Evet, yani nehirde biraz düşüş başladı. Yani çok fazla değil tabii. 3-4 dolar, 5 dolar bir düşüş var. Yani o da şu an yine dediğim gibi piyasa üstünde olduğu için çok etkilemiyor. Bir ufaktan bir düşüşümüz var. Ama tekrardan Nisan gibi falan takdirden toparlaması biraz yükselmesini bekliyorum. Kotaların son şeylerine doğru, bitimlerine doğru tekrardan düzelecek. Koster için de şöyle, TMA büyük bir alım yaptı. Aslında Koster'i etkileyecek bence o. Biraz artış yapabilir. Geçen 3 gün önce ihalesi vardı. İhaleyi sonuçlandırdılar. Çoğunluğu da Rusya'dan gelecek. Nova'dan, işte Kafkas Limanı'ndan. Aslında Koster'i biraz hareketlendirebilir. Evet, ama orada tonajlar ne olacak acaba? Bildiğim yani kadarıyla onların ihaleleri şey oluyor. Yani 3 çarpı atıyorum 3 çarpı Supra yükü, 4 çarpı Supra yükü falan. Yok, büyük gemiler. Supralar da var. Koster tonajı da var. Ha, Koster tonajı mı? Yani, ben yine bakarım ona. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiç yoktan iyidir tabii ama bizi tabii asıl ben bizim derken sıkıntımız asıl Engin Bey'de çelik yokluğu. Yani evet, böyle çelik. Uzun mesafeli çelik taşımalarının olmaması. Yani orada bir efektif şekilde bariyer, artık Avrupa'nın doğu tarafı ve batı tarafı tamamen ayrıldı. Yani onlar kendi işlerinde ticaret yapacaklar. Buralardan bir şey almayacaklar. Buradaki tüccar da en fazla şeye kadar çıkacak. Hani Libya'ya da çelik satamaz. Yani Mısır'dan çelik alınacaksa çelik satılacak. Oraya kütük gidecek. Oradan çelik ürünleri alınacak falan filan. Vallahi yani Koster'de büyük tonaj için Nisan ortası gibi hareket başlayacak diye bir söylenti, bir şey var, beklenti var. Tabii ne kadar doğru sen daha bilirsin. Ben o kadar farklı. Ya hocam mevsimsel olarak zaten öyle. Şimdi büyük tonajda bu başladı. Nisan sonunu bulmaya da bilir eğer mevsimsel faktörlerle değerlendireceksek, ama işte dediğim gibi bizim olayımız biraz farklı. Ha, şöyle bir şey olacak. Engin bu TMO'ya atfen söylüyor galiba değil mi? Engin. Yok, TMO çok etkilemez. Çok büyük yani, en azından bir hareket olur ya Karadeniz'de. Onu demek istedim. Yani çok büyük bir ihale değil yani, ama en azından bir hareket olur. Artı 2 puan, artı 3 puan artılabilir yani. Geçici de olsa, çünkü iyi bir ihale yaptılar. Onu bir ay içinde, 3 ay içinde çekmeleri lazım belki. Hayırlı olsun. Ben bir şey sormak istiyorum Engin evet. Bey. Ben şimdi Engin'den güzel şeyler duyduk bugün. River'da yani işte şey, River'da evet yani keyifler yerinde şu an. Hayır, Koster için de iyi. Ya yani keyifler yerinde derken şu an şöyle yani bizim şu an tamam çok iyi navlularımız, iyi çalışıyor ama dediğim gibi beklemeler ve ölü zamanlar çok. Yani onlar biraz canımız sıkıyor. Onun haricinde bizim tarafta bir can sıkıcı bir olay yok şu an için. Tabii dediğim gibi yani tamamen tırnak içinde Rusya'nın yarın ne karar alacağı belli olmadığı için her gün tedirginlikle uyarıyoruz yani. Her gün bir karar alabilir, yani günlük karar alabilir. Adam yarın ben Kerç kapatıyorum dese kimse hiçbir şey diyemeyecek durumda yani. E şimdi önümüzde işte ben onu soracağım. Şimdi bu tahıl, ben tahıl koridorunun şey yapmıyorum, devam ettirmiyorum, kalkıyorum masadan derse sizin namlar için harika olur da. Ya demesin, bizim namlar sadece biz adamım diye bir şey istemiyoruz. Öyle bir şey olursa tabii bize çok etkisi olur ama umarım demez öyle bir şey. En azından insanlar Karadeniz'de biraz para kazanırlar, gemiler çalışır. Biraz da onlara yansısın.
Yani bence o öyle bir şey olduğu dendiği takdirde size yansıdığı gibi aynı öteki nehire de yansıyacak. Öteki, Tabii. o zaman da bambaşka navlunlardan konuşacağız. Bir de şey diyeceğiz yine geçen seneki gibi. Hani böyle navlunlar var ama bu gerçek piyasa değil. Hani bu şey piyasa, sürrealist piyasa. Yani Soçi'den hiç o bölgelere girmeden şeye inen birisi, pardon, Poti'den atıyorum Marmara'ya gelen bir geminin navlunu gerçek piyasa. Bunlar da atıyorum Reni'den Marmara'ya gelen bir geminin navlunu da sürreal piyasa diyeceğiz yine. Eğer öyle bir şey olursa diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum siz katılır mısınız Doğru, katılıyorum. buna? Peki, teşekkür ediyorum. Benim sorum bu kadardı. Evet. Benim de Engin'e başka sorum yok. Çok teşekkür ediyorum. Yani en Rica ederim. azından bir de şu bekleyen gemilerle ilgili söylediği çok spesifik bir şey oldu. Tehlikeli yükleyenler geçemez diyor. Yani bu kadar basit. Evet, Yani. aslında yani onu limandan kaldırmaması gerekiyor ya da limanda yükleme yapmaması gerekiyor ama işte dediğim gibi gemiler hareketliyken Kerç'e geldiklerinde askeriyenin almış olduğu bir karar. Orada kaldı gemiler. Evet. Peki Engin, çok teşekkürler. Çok Rica sağ ol. ederim. Kolay Görüşmek gelsin. üzere diyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ İyi olun. hafta sonları Engin Bey. Görüşmek üzere. Engin'e ayrıca bir şey gitmeden bir şey daha teşekkür etmek istiyorum. Yani bu Hatay depremi diyelim. Hatay depreminde Engin firma olarak da çok büyük işler yaptılar orada. Mutfaklar kurdular. Bayağı bir yardımları oldu. Bu konuda da ayrıca teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederim. Hiçbirinde de Görevimizde. Cunda yazmıyordu. Biz onu bir gruptaki bir mesajdan Cunda olduğunu öğrendik. O inceliğiniz için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hala devam ediyor mu Engin Mutfak? Yok, mutfak devam etmiyor. Çünkü şu an hayat orada yemekle ilgili problem kalmadı. Oradan sağdan aldığım şey. 15 gün sürdü bizim biliyorsun. Artık her yerde mutfaklar çok olduğu için artık başka ihtiyaçlar var. O ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımıza devam ediyoruz. Yemekle ilgili bir sıkıntı kalmadı çok şükür. Anladım. Peki çok sağ ol Engin. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Görüşmek görevimiz ülkemiz için elimizden gelen ne varsa ne yapmaya hazırız. üzere. Umarım Evet. kısa zamanda toparlarız hep beraber. Yani millet olarak dar zamanda bayağı iyi performans gösteriyor aslında. İnşallah böyle devam eder, unutmayız. Herkes elinden geleni yapıyor zaten. Tabii. Büyük, küçüğü fark etmez bir şekilde toparlıyoruz. Yaramızı sadece hep beraber. İnşallah. İnşallah hep beraber. Peki. Görüşmek Çok üzere Engin. Çok teşekkürler sağ ol. Engin. Teşekkürler, sağ Teşekkürler. olun. Sedat adanın sahibi veya işletmesinden kimse var mı şu anda? Yani direkt görüştüğümüz bir beyefendi vardı. Kendisi şu an meşgul. Bağlayamadık maalesef. Ama dönerse size haber vereceğim. Neyse, zaten Engin Öztürk'ün oradaki ana problemi söyledi. Yani tehlikeli yük yüklemeyin diyor. Tehlikeli yük yükleyenler geçemiyor. Bu kadar basit. Yani bir sürü spekülasyon var piyasada ama anladığım kadarıyla temel mesele tehlikeli yük, patlayabilen yük yüklemeyin. Yüklerseniz, yüklemiş olsanız bile az akdenizden Karadeniz'e çıkartmıyor. O köprünün meşhur köprünün altından geçirmiyorlar gemileri. Evet, öyle Ve gözüküyor. tabii büyük sıkıntı oluyor çünkü kiracılar, yük sahipleri de sorumluluk kabul etmiyorlar. Malı da geri boşalttırmıyor otoriteler anladığım kadarıyla. Olan gemi oluyor. Yani olan gemi sahibine diyor. Hiç hoş bir durum değil. Yani armatörlerimizin, işletmecilerimizin bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Yani hoş olmayan başka bir durum daha var aslında. Yani o şikayetleri de duyuyorum. Ya yani her ne kadar şu anda biraz mağdur taraf olsalar da yani Ukraynalıların da belki burada bizi dinleyen armatörler vardır ve hak vereceklerdir. Yani diyor evet Ukraynalılar mağdur durumdalar ama bazen de çok çileden çıkartıyorlar bizi denilen durumlar çok oluyor. Yani Reni çıkışlarında, Ukrayna çıkışlarında. Ne gibi? Yani işte şey söyleyeyim hem termleşme konusunda termlerde şimdi birazcık daha gevşeme eğilimindeler ama hem termlerde sıkıntı çıkıyor hem de yani işte tabii o işlerin çok fazla karışmasından kaynaklı diyelim. Hani şeyden bırak çok suçlamayalım karşı tarafı. Doğru düzgün bir koordinasyonla söylenilenler gerçekleşmiyor. Yani orada da maksat hani gemiye
çok uzun sürmesine, yani operasyonlar çok uzun sürdüğü zaman hani hak ettiği demuraj'ı, detention'ı ödememek için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet. Orada klasik da çok dikkatli olmak gerekiyor. Orada da kiracıları çok iyi tartmak gerekiyor. Orada hatta kiracıları ne kadar iyi tanırsanız tanıyın. Bir broker'ın söylediğine göre işler dediğim gibi çok tepe taklak gittiği için güvenilir olan insanlar artık güvenilmez işler yapmaya başlıyor. Eski işler yolunda gitse en güvenilir brokerlık firmalara, en güvenilir kiracılar. Şimdi çok daha telmaşa işler yapmak zorunda kalıyorlar vesaire vesaire. Yani orada da yine yeniden bir öğrenme süreci başladı. Evet. Evet, benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Başka misafirimiz de yok. Engin, senin söyleyeceklerin yoksa ve izleyicilerden de herhangi bir soru yoksa o zaman kapatıyoruz. Zaten tadımız tuzumuz da yok. Evet, yani deprem dolayısıyla zaten dediğin gibi tadımız tuzumuz yok. Hasar çok, ölümler çok, yaralılar, sakat kalanlar çok. Yani orada müthiş bir problem var. İnşallah en kısa sürede bu problemlerin çözümleri bulunur. İnşallah. Çareler bulunur. Sıkıntılar halledilir inşallah. Bu arada yani deprem olunca deniz yolunun da aslında önemi ortaya çıktı. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani depremden sonra deniz yolu yapılan yardımlar bayağı etkili oldu bildiğin gibi ki. Buradan giden gemiler, yollar kapandığı için deniz yoluyla bir sürü yardım gitti hatırlarsan. Evet. Yani deniz yolunun önemi depremde bir kez daha ortaya çıktı. Bunda yetkilerimiz herhalde dikkate alacaklardır ilerideki. Limanın da önemi ortaya çıktı. İşte çalışan bir limanın olması çok önemli ortaya çıktı. Evet. Peki. Görüşmek üzere. İzleyenler için tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Cümleten iyi hafta sonları efendim. Teşekkürler.